İyi günler. Ben Numan hocam. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu matematik sorularını çözerken kullandığım programları, ekipmanları, tabletimi veya bilgisayarı tanıtmak için kullanacağım. Yani çekeceğim. Önce çekmiş olduğum programdan başlayayım. Programın adı Screen Recorder. Yani ekran kaydetme programı. Bunun benzerleri şeyler de var. Google Play Store'de var. Ekran kaydetme programı olarak ararsanız birçok tanesi var. Burada herhangi birini kullanmanız gerekiyor ekranı kaydedebilmeniz için. diğer kullandığım program ise program dedim tablet ise benim tabletim onu tanıtayım. Ha yani şurada çıktı. Samsung Galaxy Tab S Pen'li yani kalemli tablet. Küçük bir kalem var. Yoksa matematik işlemlerini yazarken zorluk yaşıyoruz. Normal başka kalemlerle bu kadar ince yazı yazmamız mümkün değil. Peki ikinci kullanacağım programlar PDF yazma programları. Biri PDF yaz. Şurada görülen diğeri de Pen PDF dediğimiz. Bunlar da Play Store'da ücretsiz olarak indirilebilen programlar. Dikey çekerseniz video video hazırlarken problem yaşarsınız. Evet. Virüsle ilgili bir şey var galiba. Şöyle çekip Kapatayım. Evet. PDF programını açtım. Şuradan bir tane soru alayım. Atom 8'in bir tane sınavını açtım. Burada soruları ee, bu şekilde büyütüp küçültmeyle yani parmakla küçültüp büyütmeyle veya yan çevirmeyle e, alakalı bir işlem yapabiliyorsunuz. Bu şekilde çevirdiğinizde YouTube'da videonuz tam ekran görünmesi sağlanabiliyor. Yukarıda kalemimiz var. Yukarıda kalem çeşitleri var. Bu şekilde hepsinin farklı farklı yazma çeşitleri var. Ama en iyi kalem tabii pilot kalem yani ya da eskiler bilir renkli, dolma kalem ve renklerimiz var daha çok maviyi tercih ediyoruz mavi yazmak görüntü açısından daha iyi oluyor şimdi bu kalın yazıyor biraz küçültüp yazarsan biraz daha ince yazıyor veya buradan kalınlığı seçebiliyoruz ee, şöyle deneme şeklinde yazabiliyoruz sayfaları değiştirebiliyoruz şu şekilde en yani son sayfada olduğum için değişmiyormuş. Pardon. Ee, bu şekilde sayfaları değiştirebiliyoruz. Diğer programı da tanıtayım. Sileyim. Diğer programımızda onu da göstereyim. Pen PDF. Buradan da e, boş döküman açabiliyorsunuz. Veya e, deneme bir açabiliyorsunuz. Yani bir e, program açabiliyorsunuz. Bu da atom birinci denemenin soruları. Şöyle soruları tek tek göstereyim. Burada kalemi seçip deneme şeklinde yapabiliyorsunuz. Burada kalemin ayarları var. Onu göstereyim. Şuradan e, ayarlar var. İngilizce ama e, az çok bir ke kaç kere kullanınca anlayabiliyorsunuz, e, çözebiliyorsunuz daha doğrusu. E, şurada kalınlık var. 2 yapmışım ben. E, bunu 3 yapabiliriz bir dakika yapabiliriz. Sonra geri diyelim. Biraz daha kalın yazıyor. Yani farkı görmeniz için. Artık yaptığınız işleme bağlı olarak kalınlık. Tabi yaklaştırdığınızda kalınlık artıyor. Yaklaşınca kalınlık artıyor. Tabi soru bazlı düşünürseniz. Yani bir sorunun ortalama bu kadar olduğunu düşünürseniz. E, buraları yazı yazarken net görünmesini istiyorsanız alacağınız şekil, kalemin boyu önemli şeklinde alabiliyoruz. Evet başka ne anlatayım? Ee, videoları bir YouTube kanalına veya bir Facebook gibi gruplara paylaşabilirsiniz. <laughs> ee, başka soru olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım. Ben şu an atom 8 e, grubu Serkan Akça ile Serkan Demir hocamın hazırlamış olduğu denemeleri çözeceğim. Ondan sonra mikromat grubunu çözeceğim. Deneme gruplarını. Bir de işler yayın evinin yeni çıkaracağı kitabı çözeceğim. İnşallah öğrencilere faydalı olmaya çalışacağız. Hayırlı günler dilerim.